Bu sözleşme feshi hocam denilir. Tamam da detaylarda boğulmayın. Şimdi Fenerbahçe takımının öyle bir futbolcu grubu var ki kalitesiz. Hani Kuman baştayken işte başka hocayla görüşünce futbolcu konsantre olamaz. Ya bunlar kimle görüşürse görüş, kimseyle farz et görüşmediler Ersun Yanal'la. Bu futbolcular uçacak mı zannediyorsun? Hayır. Bu futbolcunun çapı haritayı bu. Haritayı versenize be. Hocam çapı bu. Sevgili Apocuğum, ben spor etiketi başlıyor. Kalsın bu, kalsın. Hayır, çapı bu. Hayır, bu Allah akşam Allah. Bu adamlar otobüste dönünce dünyanın sonu mu olacak? Hayır. Ya ama bunların hocam, her biri otobüs spor hocam, etiğine aykırı hocam, hareketlerdir. Hocam. Vizyon diyordu hocam, ya bu adam. Bir kere, 5 ay önce vizyon diyordu. Hocam, Real Madrid diyordu. Bir kere hocam, Ersun Yanal'la görüşürken evet. Bunu niye tırım tırım herkesten basından saklarsın? Görüşme yaparsın. Kapıda gazeteciler olur. Görüşmeden çıkınca da açıklama yaparsınız. Anlaştık ya da şartlarda anlaşamadık. Ya bu gizlilik, bu asil duruş sanki Fenerbahçe Yönetim Kurulu değil, Lordlar Kamarası. Başta başkan İngiltere Kralı, Yönetim Kurulu da Lordlar Kamarası. Bir asillik, herkes avam görülüyor. Kendileri bir asil, sır vermeyiz, bir ser veririz, sır vermeyiz. Modları çirkin. Bir antrenörle görüşürsün, bu Ersun olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Bunu da bütün Fenerbahçe taraftarına açıklarsın. Ne bu saklılık? Yok efendim Suadiye'de bir otelde mi? Yok efendim Marina'ya mı geldi? Orada mı görüştüler? Ersun'un arabası gözüktü. Bu sır, bu gizlilik ne ya? Alt tarafı ne yapıyorsunuz? Devlet mi yönetiyorsunuz ya? Fenerbahçe kulübünü yönetiyorsunuz. Bu herkesi avam görme, kendini üstten görmek, kimseye açıklama yapmamak, taraftarı bilgilendirmemek. Nedir bu gizlilik ya? Nedir? Nedir? Bir virgül.